Şey... Ben avluya çıkmaya çalışırken... yanlışlıkla girdim de odaya. Affedersiniz. Dur. Seni daha önce görmüştüm. Benim fabrikamda çalışıyorsun değil mi sen? Ne arıyorsun burada? Ne mi arıyorum? Yeğeniniz getirdi beni buraya. Cemşir'in kızı sensin demek. Evet. Ne işi vardı o kızın bu odada abi? Sağ solu mu karıştırmış yoksa? Abi? Hatırlıyor musun? Geçen gün fabrikada Behi'yi gördüğümü söylemiştim sana. Hı hı. Hayal değildi o. Bu kızdı işte. İnanabiliyor musun Halide? Ramazan'ın nişanlısı, benim Behiye'min aynısı. Kaderimden kaçmak istedikçe... ona daha uzun bir iple bağlanıyorum sanki. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söylesem, seni sinirlendirmekten başka bir işe yaramayacak. Yani bana inanmıyorsun değil mi? Yine sanrılar gördüğümü düşünüyorsun. Öyleyse git kıza bir bak. Delirmiş miyim? Delirmemiş miyim kendi gözlerinle gör. Hayırlı sabahlar Gülizar. Ne o? Bu süspüs sabahın köründe. Güllü için mi yoksa? He. Bugüne bugün damat sayılırık. Azıcık süsümüz fiyakamız olsun değil mi Gülizar? Dur bakalım. Sen önce bir nişanı yap da geriye kalsın nikahla düğün. Nişan mişan kolay. Sen güzel kafanı bunlara yorma Gülizar. Göreceğiz bakalım. Kolay mı, zor mu? Neyse Gülizar, çok fazla çene çalma. Söyle bakalım. Güllü Hanım'ın kahvaltısını götürdün mü? Hanım mı? He. He. Öyle mi? Öyle. Bak Ramazan. Buyur Gülizar. Benim tepemin dasını attırma. Aha sana bir kez daha söylüyorum. Ben senin o avradının hizmetçisi değilim. Az yesin de kendine bir uşak tutsun soyka. Ayıp oluyor ha Gülizar. Ayıbım ayıbı yok be. Lan insanı nasıl çileden çıkarıyorsunuz be? Ne oldu? Bozuldu mu yine bu zıkkım? Yağına baktım beyim. Güzel. Hadi beni fabrikaya bırak. Buyur bacım, bir şey mi istedin?
İsmim Halide. Muzaffer Bey'in kız kardeşiyim. Tavırlarından anladığım kadarıyla görgü terbiye nedir bilmediğim belli oluyor. Şimdi kulaklarını aç da beni iyi dinle. Bu çiftliğin bazı kuralları vardır. Ramazan'ın nişanlısı da olsan bu kurallara uyacaksın. Seninle konuşurken yüzüme bak. Bu evde misafirsin. Ramazan'la evlenene kadar da misafir olarak kalacaksın. Evlendikten sonra da ailemize yakışır hal ve tavırlar içinde bulunacaksın. Terbiyesizliğe, görgüsüzlüğe ve basitliğe asla müsamaha gösterme. Anladın mı? Anladım. Az önce rahmetli Behiye yengemin odasına girmişsin izinsiz. Abim çok sinirlenmiş. Bir daha asla o odaya girmeyeceksin. Öğleden sonra partiye gideceğim Ahmet. Beni alırsın. Peki efendim. Günaydın ortak. Günaydın. Verdin mi kararını? Demek partiden istifa ediyorsun ha? Evet. Emin misin? Hı hı. Madem bu kadar eminsin, niye bu kadar üzgünsün? Partiden istifa etmek zihnimi zerre kadar meşgul etmiyor da. O zaman? Bizim Ramazan'ın çiftliğe getirdiği kız, Güllü, bana her haliyle Behiye'yi hatırlatıyor. Muzaffer sen ne diyorsun Allah aşkına? Bilmiyorum. Belki mübalağa ediyorum ama hali, tavrı tıpkı Behiye. Sanki Behiye geri döndü Zekai. Ne yapsam ne etsem gözlerimin önünden silemiyorum Güllü'nün hayalini. Benim yüzümden, benim korkaklığım yüzünden salak oğlanla çiftliğe gitti. Kendini suçlama kardeşim. Yapabileceğim bir şey yoktu. Öldüreceklerdi kızı. Var mı daha ötesi? Ha? Gidiyor Ahmet. Güllü'yü kendi ellerimle bile bile teslim ettim Zaloğlu'na. Erkekliğe sığar mı bu ha? Mesele erkeklikse sen erkekliğin en kralını yaptın Kemal.
Güllü'nün hayatını kurtardın. Bunu sakın aklından çıkarma Kemal. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak Ahmet. Güllü'ye sakın bir şey anlatıp onun kafasını karıştırma. Onun iyiliği için. Hayırdır, buyurun. Gel Yasin Efendi. Sana diyeceklerim var. Şu Ramazan'ın getirdiği kız. Neredeyse hık demiş, rahmetli Behiye yengemin burnundan düşmüş. Andırıyor sanki. Evet. Ben tabii yüzünü tam olarak görmedim ama. Abime yengemi unutturmak için nasıl uğraştığımı biliyorsun. Bilmez miyim? O meşhum kaza hala abimin bu kadar canını yakarken... şimdi gözlerinin önünde Behiye'yi hatırlatacak birinin bulunması çok canımı sıkıyor. Vallahi Halide Hanım, Rabbimin hükmü ilahisine akıl sır ermez ama... lakin doğru söylüyorsunuz. Sen şu Ramazan'da konuşsan diyorum. Nikah kıyılır kıyılmaz ona şehirde bir ev tutalım. Alsın kızı götürsün. Konuşurum tabii. Ama Ramazan ikna olur mu? Olacak. Olmalı Yasin Efendi. Hadi göreyim seni. Sen bu işi halledersin. Yeni çamaşır getirdim sana. Ay. Yazın buralar bir sıcak oluyor ki. Dayanabilecek misin bakalım? Hanım evladı değilim ben. Sen beni fabrikadayken görecektin. Ama tabii köy yeri daha sıcaktır. Merak etme, Ramazan Efendi fazla gomaz senin çiftlikte. Ramazan Efendi de kim? Kim mi? Kız. İnsan nişanlısını bilmez mi? Olmaz olsun öyle nişanlı. Soytarının teki. Sen geçinmeye gönlün yok mu? Yok tabii. İnsan ona koca mı der be? Bir tokatta yıkarım ben onu. Gülüyorsun ama sen olsan atın yerine eşeği bağlar mıydın? Bağlamam bacım. Ya sen ne bakıyorsun Ramazan'a? Dayısı olmasa Ramazan olur mu? Olmaz mı? Olmaz tabii ya. Bu çiftlik tarlalar her şey dayısının. Dayısı yarın bir gün kolundan tutup atsa acınla ölür Ramazan. Haline bakmadan ne diye evlenmeye kalkıyor öyleyse? Canım, dayısının bir şey dediği yok. Hem tutup kolundan atmadı ya. Söz temsili. Yani ahrabanın götüsü mü olur? Yeğen sonuçta. Böyle yeğen düşman başına. Lan Ramazan, yemin ediyorum var ya. Yolumuş tavuğa döndün oğlum ya. Olsun olsun. Öyle de güzel. Abo. Hem hoş geldin. Ben de kendime bakıyorum. Ramazan. Buyur ama. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ben mi? Allah razı olsun. Bugün yarın evleneceksin. Dünya evine gireceksin. He. Hani sözlerimden ters mana çıkarma. Nasıl yani anne? Avradının kulağını bük. Burada öyle şehirli gibi kısacık, daracık fistanlarda dolaşmasın. He. Dolaşamaz ama. Malum. Burası çiftlik yeri. Bir sürü erkek var. Irgatlar, ustalar. Bir de dayım var tabii.
Emmi, sen ne demek istiyorsun? Yani huzursuz olur, razı gelmez. İnsan hiç yeğenin avradına dolanır mı? Bak, senin avrat şey evli. Burada o kadar rahat edemez. Beni dinlersen, sen karını burada koma. Yarından tezi yok, şehirde bir ev bul. Düğün olunca alın da götür. Hem senin için rahat eder, hem de onun keyfi kaçmaz. Ama bak şimdi, bir yandan sen, bir yandan o Gülizar karısı. Yani sizin niyetiniz neyse açık açık söyleyin kardeşim. Yani siz de rahat edin, ben de rahat edeyim, öyle değil mi? Yok yavrum, evladım, yanlış anladın. Burası çiftlik yeri. Avradın öyle şehirli usulü dar, kısa fistanlarla dolaşırsa doğru olmaz. Yani günah olur. Sen göz zinasının günahını bilir misin? Göz ne? İyi emmi, iyi. Şehre gider orada yaşarız. Ama var ya, insana kurşun gibi laf sokuyorsunuz. Yani ben de insanım, ben de erkeğim, ayıptır yani. Ya Ramazan! Bırak emmi ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sükût lütfen. Bugün burada milletvekili adaylarımız için fikir teatisinde bulunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Biz de yeni başlamıştık. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ama ben toplantı için gelmedim. Buyurun. İstifa dileyeceğim. Bunu kabul edemem. Sizden ricam, kararınızı serin kanlılıkla bir kez daha düşünmeniz. Teşkilat, benim gibi eski ve tecrübeli isimleri tasfiye ederken benden daha neyi düşünmemi bekliyorsunuz? Başkaları da hala eski yüzleri ve defalarca denenmiş isimleri aday gösterdiğimiz için şikayet ediyor. Aday listeleri henüz kesinleşmiş değil. Bu nedenle sizden istifa kararınızı bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum. Lütfen. Kararım katidir Sayın Başkan. Ve bu kararı içim kan ağlayarak aldığımı bilmenizi isterim. Teşekkürler. İşte bu kadar. Şunu öğren de gel Habib. Allah Allah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Abdül, bir çay ver hele. Geliyor. Yılmaz. Var mısın bir ele kardeş, ha? Hiç tadım yok be Habib. Niye be, ne oldu? Hiç öyle işte. Ne oldu şu sizin iş Yılmaz? Hangi iş, çelelen mi? Koyunlarımızı Muzaffer Bey zehirledi diyordunuz ya babanla. Hala baban mahkeme açmadı mı? Açsak ne olacak ki? Belli mi olur? Düşmez kalkmaz bir Allah. Vallahi o Muzaffer'in şerrinden bizi ancak Demokrat Parti kurtarır emmi. Hele şu seçimi bir kazanak. Biliyorum ben yapacağımı. Allah o günleri bir göstersin de. Seçimlerden sonra köyden sürüp atalım o Muzaffer'i. He, sürek sürek. Ama o çiftliğini yakıp ağzını burnunu dağıtalım önce, he? Ayıp be kardeşim, ayıp ya. Ne kötülük yaptı bu CHP size bu kadar? CHP değil. Muzaffer yaptı kötülüğü. Topraklarımızın üstüne konup bizi de ırgat etti kendini. Doğru kardeş. Hele durun bakalım, heveslenmeyin. Niye emmi? Muzaffer Bey demişler ona. Demokrat Parti kazansa bile o bir kolayını bulur, başımıza çöreklenir. Hangi parti geçerse geçsin başa. Bana attığı tokadın hesabını yüz misliyle sormazsam bana da Yılmaz demesinler. Geldin geleli ağzını bıçak açmıyor. Canım sıkılıyor be kabak. Niye sıkkın? Kızı da aldın işte. Bize de iş düşecek. Ne gibi? Yanlış anlama.
nikah işi demek istedim. Babak. He. Benim dayım adi namussuz herifin teki değil, değil mi? Hoppala. Nereden icap etti? Hiç. Yasin ağa diyor ki. Ne diyor? Evlenince burada kalmayın diyor. Şehirde ev tutun. Bu kız şehirli kız diyor. Çiftliğe alışmaz diyor. Ama ben onun asıl derdini biliyorum. Neymiş? Kız dayımın gözünün önünde olsun istemiyor. Dayım kıza dolanır diye korkuyor o. Hiç olur böyle şey. Sen gönlünü ferah tut. Dayın adi namussuz herifin biri değil. Ben hep söylerim. Dayın pireyi bile sektirtmez ama... Yani yeğeninin avradına... Hiç olur mu canım? Deli kabak. Sana yemin ediyorum ben de aynı kanaatteyim. Hem kız razı gelir mi böyle bir şeye? Yani kızın başından nikah geçecek öyle değil mi? Ha? Hayatta olmaz. Ben biliyorum. Olmaz. Afiyet olsun. Ne oldu, beğenmedin mi? Yok, ondan değil. Ya neden? Başım ağrıyor. Ağrır tabii. Geldiğinden beri bir lokma bir şey yemedin. Açlıktan öleceksin kızım. Keşke ölsem. 12 yıl. Hiç. Nasıl hiç? İçinde olmuş besbelli kızım. Anlat bakayım. Hı? Beni bir sevdiğim vardı. Kemal. Hayırlı olsun yahu. İstifa haberini yeni aldım. Köhneleşmiş o partiden de, politikacılardan da kurtulma vakti gelmişti zaten. Sen doğru olanı yaptın. Doğru olanı mı yaptım? Hiç şüphen olmasın. Şimdi yapman gereken tek bir şey var. Bizim partiye geçmek. Öyle mi? Yarın sabah Ankara'ya gidiyorum. Fırsatını bulursam Adnan Bey'le de görüşeceğim. Sen de benimle gel. En azından Adnan Bey'le tanışmış olursun. Tamam. Adnan Bey'le tanışmak için değil ama buradan uzaklaşmak iyi olacak. Tamam Paşazade. Geliyorum. Demek bu istifa seni bu kadar üzdü ha. İstifadan değil. Başka bir mesele var. Peki nedir bu mesele? Neyse, boş ver. Hadi içelim. Şerefe. Sonra? Olanlar oldu. Kemal'i hapse attılar. Hapse girince bir haller oldu Kemal'ime. Soğudu benden.
bitti dedi. Ben artık senden vazgeçtim dedi. Ben nasıl hazmederim Kemal'den bu lafları işitmeye? Buraya gelmeye mecbur kaldım, anlayacaksınız. Vah yavrum vah. Bu genç yaşında neler geçmiş başım. Yani şimdi senin Ramazan'da gözün yok öyle mi? Yok. Allah yazdıysa bozsun. Peki ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Neyse. Hadi vakit geç oldu. Gel yatağını yapalım da yat. Gel. Allah rahatlık versin. Anlattı. Fukaranın sevdiği varmış, zorla vermiş babası sağa. Yalan. Yok öyle bir şey. Ne bileyim kız ben. Bana ne soruyorsun? Allah Allah. Hem bana ne kardeşim? Benim için hava hoş. Olan olmuş nasıl olsa. Hoş muş. Kız atın yerini eşeğe bağlamam diyor. Eşek onun Ebu Ceddi Gülizar. Sülale-i Tahiresi anlıyor musun beni? Hem madem öyle Gülizar Hanım, niye gelmiş peki ha? Babası söyle getirmiş, işkence etmişler kıza. Hem sevdiği de... Gülizar, kızın babasına bir tomar binlik sayıldı. Anladım. Şimdi sen beni dinle. Ben onun gönlünü hoş etmesini bilirim. Bana sorarsın gitme. Dur, birkaç gün geçsin. Belki unutur oğlanı. Bey geliyor. Akşam akşam rezillik çıkarma da git namusuna yat. Hadi. Senin de beynin de. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Niye yatmadın sen? Uykum kaçtı, oturdum. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Fişek gibiyim hatta. İçtin mi? Çocuk muyum ben, hemşire? Bu nasıl soru böyle gece gece? Gelin hanım yattı mı? Hangi gelin hanım? Hangisi olacak canım? Güllü. Yattı. Niçin sordun? Rahat ettirseydiniz gelin hanımı. Ne de olsa... Yeğenimizin karısı, değil mi? Gülizar'a söyle bavulumu hazırlasın. Yarın Ankara'ya gidiyorum ben. Enişte! Vay! Kayıtçı! Hayırdır enişte? Nikah hazırlığı mı? Gülü için aldım. Sürpriz biliyor musun? Yakışır benim enişteme. Düğün ne zaman yapıyoruz?
yakında. Dayım Ankara'ya gitti biliyor musun? Ha. O dönsün, ondan sonra tarih falan alınacak zaten. Ha. Ya enişte be. Ha. Benim seninle bir ara konuşmak istediğim bir şey var, biliyor musun? Ne lan? Ya fabrikayla ilgili. Şu çırçır katipliğinden gına geldi. Hani diyorum, şöyle masa başı bir iş ayarlasak bana, ha? Masa başı diyor. He. Daim bir dönsün bakak. Ya bak senin için zor olacaksa... Aa, bu... Ayıp edin ha. Sen benim bugüne bugün kayınçom değil misin kardeşim? Ne zorluğu? Ama daim bir dönsün öyle şey yapar. He. He. Ben seni daha fazla tutmayayım. Hadi. Sen bunu tut. Hadi kal sağlıcakla. Hadi gidelim. Kusura bakma, uyandırdım galiba. Affedersiniz. İçim geçmiş herhalde. Normalde mesai saatlerinde uyumak adetim değildir. Hı, belli oluyor. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz denmez. Ben senin patronunum, terbiyeli ol biraz. Beni boş vakitlerinde gönül eğlendirdiğin kızlardan zannettin herhalde. Estağfurullah, ne alakası var? Bana Halide Hanım diye hitap edeceksin. Ya da efendim. Ayrıca nereye gideceğimi sen soramazsın, ben söylerim. Peki Halide Hanım. Bankaya gidiyoruz. Çabuk ol biraz. Kapanmadan varmak istiyorum. Emredersiniz Halide Hanım. Hadi, hadi. Çabuk biraz, çabuk. Ne bu? Neye benziyor kız? Gelinlik işte. Ramazan bu sabah gidip senin için şehirden almış. Güzel ama değil mi? Bana gelinlik mi almış? Ondan gelinlik isteyen mi var? Ha? İstemiyorum! İstemiyorum! Evlenmeyeceğim onunla! Evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim ben o zavallıyla! Evlenmeyeceğim o Sultanoğlu'nla! Evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim! Bırak! Bırak! Altın gelinliğini isteyene versin! Kız dur, ne yapıyorsun? Ölsem de giymeyeceğim bunu! Giymeyeceğim! Giymeyeceğim! Ne oluyor buna? Evlenmeyeceğim diyor. Bana gelinlik olmuş ha! Gelinlik almış! Kızım, derdin nedir? Seni üzecek bir şey mi yaptı yoksa bizim haylaz oğlan? Adı batsın. Şeytan görsün yüzünü. Gitmiş bana gelinlik almış. Bu ne cüre? Kim ki benim kocam olacak? Soytarı. Atın yerine eşeği bağlamam ben.
Ne bakıyorsunuz kardeşim? Ha? Neye bakıyorsunuz? Tiyatro mu oynuyor burada? Hadi işinize gücünüze de. Kızım, yavrum, eğer sen böyle... Ben senin kızın da değilim, yavrun da. Yetti be, gidin başımdan. İstemiyorum, zorla mı? Bak, evladım, yapma, etme. Kız kısmına bu kadar asilik yakışmaz. Hem ne bileyim ben böyle olacağını. Ben tuttum pazarlığı babanla yaptım. Ben hayvan mıyım ki pazarlık yapıyorsunuz? Alıp satıyorsunuz beni. Haşa kızım, haşa evladım. Adet usul böyle. Ben anlamam usul adet falan. Bak kızım, aklını başına topla. Yarın hanımefendi olup köşeye kurulacaksın. Bu devlet kuşu. Öyle aramayla ele geçer mi? Bakın, gelmeyin üstüme. Ya gider vururum kendimi, ya da gider bir yerden atarım, başınıza bela olurum. Peki, ne olacak bunun sonu? Bey gelsin göstersin adaletini. Çözsün bu işi. Zaten ben bir göreyim, bir bir anlatacağım olanları. Atın yerine eşeği bağlamam ben diyeceğim. Yola çıktığımızdan beri pek mi düşüncelisin Muzaffer? Ne o? Celal Bey'le, Adnan Bey'le tanışacağım diye pişman mısın yoksa? Yok. O zaman? Dalıp gittim işte öylesine. Ankara'ya otomobille gitmemiz iyi oldu azizim. Trenin kirine de, pasına da bulaşmamış oldum. Tabii sen bir Demokrat Partili olarak memleketin demir yollarıyla örülmüş olmasını bir komünizm alameti olarak görüyorsun, değil mi Paşa zaten? Artık sen demeyi bırak da biz de. Çünkü Ankara'dan döndüğümüzde bizim partiye geçmiş olacaksın. Demek bu kadar eminsin Celal Bey'in beni ikna edeceğinden. Celal Bey'den ziyade Adnan Bey'le tanışmanı çok istiyorum. Şahsi fikrim onun Demokrat Parti'ye istikbalde çok faydalı olacağı yönünde. Evet, Adnan Bey'le anlaşacağımıza eminim. Ne de olsa o da benim gibi bir toprak ağası. Bir ağanın halinden ancak başka bir ağa. Değil mi? Sustur biz. Hani kız sevmiyordu Kemal'i? Hani istemiyordu onu? Hep bana yalan söylediğinden ne kabak? Hep yalan! Dur hele, Eren'le sakin ol. Ya neyine sakin olayım kabak? Neyine sakin olacağım? Ya kız Kemal'i seviyor diyorum sana, sen bana sakin ol diyorsun ya! Kabak, o Kemal ortadan kalkmadıkça bu kız bana varmaz. Ne demek ortadan kalkmadıkça? Basbayağı işte. Kemal'in ölmesi lazım. Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu Ramazan? Katil miyiz oğlum biz? Cani miyiz? Ya biz katil cani değiliz tabii. Ben planımı yaptım. Mahpushanede bir arkadaşım var benim, adı İbrahim. Zaten herif cinayetten yatıyor içeride. Onun avucuna 3-5 kuruş sıkıştırdın mı, beni kırmaz. Ramazan, sen gel bu işten vazgeç oğlum. Bak, Kemal de mahpusta zaten. Bir süre sonra unutur gider kızı. Hem ne demişler? Ne demişler kabak? Sabreden derviş. Dervişi, mervişi, kalmadı bu işin diyorum ya. Kafama koydum kabak. Kemal ortadan kalkmalı, tamam? Vay vay vay. Rüyamda görsem hayra yormam. Zaloğlu Ramazan. He, benim. Ne işin var ulan burada? Nasılsın İbrahim? Nasıl mıyım? Nasılım ha?
Ya kardeş kusura bakma, neredesin, haklısın. Yani ziyaretine gelemedik. Ama malum, ne yapayım? Dayım beni bir dakika boş bırakmıyor ki kardeşim. Ama Allah var, hep aklımdaydın. Ha bugün, ha yarın. Kafayı kes de ne istiyorsun onu değerle. Kardeş ocağına düştüm. Benim bir sevdiğim var biliyor musun İbrahim? Yani kızın başına bir musallat oldu ki sorma gitsin. Bir türlü bırakmıyor peşini. Bana ne bundan? Sana ne olur mu canım? O burada. Adı Kemal. Kemal Şahin. Yanlış adama geldin Zaloğlu. O gece Giritli'nin meyhanesinde öyle demiyordun ama. İki tane adamı gözümün önünde kıtır kıtır doğramadın mı kardeşim sen? Ha? Ben para verip de yalancı şahit tutmasaydım, onlar mahkemede nefsi müdafaa demeselerdi, sen şimdiye çoktan asmışlardı İbrahim. Öyle değil mi? Ha? Bana borçlusun İbrahim. Borcunu ödemenin vakti geldi. Ramazan evleniyormuş. Zeki Ay'dan duydum geçenlerde. Evet. Başımıza öyle bir bela aldık ki sorma. Ne belası? Ramazan'ın getirdiği şu kız. Hı. Rahmetli Behiye yengeme öylesine benziyor ki bilemezsin. Bela bunun neresinde anlayamadım. Abim yengemin ölümünden çok etkilendi. Kazaydı biliyorsun ama hala kendini sorumlu tutuyor. İşin doğrusu. Abim bu kıza tutulur diye çok korkuyorum. Olur mu olur vallahi. Kadın dedin mi Muzaffer pireyi sektirmez. Hele bir de meşrebine uyan oldu mu? Bana bak. Kız gerçekten Behiye kadar güzel mi? Maalesef evet. Bey'in kendisi resminden daha yakışıklı bacım. İnsan gelin gitti mi böylesine gitmeli. Ne sandın ya? Her avradı beğenmez bey. Nasıl avradı beğenir? Esasına bakarsan avratlarla arası hiç hoş değil. Halide Hanım dışında evin içinde tövbe avrat görmek istemez. Sen ne demeye dolaşıyorsun o zaman ortalıkta? Ben ayrıyım. Nasıl ayrı? Ayrı işte. Hadi çık bakalım dışarı. Halide Hanım gelip de görürse çok kızar şimdi ha. Ben bu kızdan korkmaya başladım vallahi. Niye? Çok sıyrık bir şey bacım. Bey'in odasına girmiş dolanıyordu ya. Bey'in resmine bakıp da insan gitti mi böylesine gelin gitmeli demez mi? Sen mi diyorsun kız? Pis cenabet ya. Sahne Bey'den. Bey bakar mı senin gibisine? Bakar bakar. Bey avrat olsun da. Hani Bey yeğeninin avradına dolanmaz diyordun. Şimdi ne oldu? Allah Allah. O kızı görmeden evveldi. Kızı sen de gördün. İncik gibi bacım.
Bugün yarın beyin gözüne gözüne batar görürsün. Batmaz. Böylesine tenezzül etmez bey. Ederse de kendi bilir. Aptal. Ne oldu buna? Zoru neresinde gene? Aman. Zoru kendinle. Beyi kıza kaptıracak diye içi kuş pişiriyor zindini. Tövbe estağfurullah. Ayıptır yahu, ayıp. Zaten dedikodunun bini bir para. Bütün köy onu konuşuyor. Bari siz yapın. Allah Allah. Giderim çıktı başıma. Demek kız atın yerine eşeğe bağlamam diyormuş ha? Vay Ramazan vay. Şap gibi yanmış fukara. Lakin kız da kız ha değil mi? Zal olun yemesi canım. Haline bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmiş soytarı. Kabak efendi sen bilirsin. Zaloğlu ne diyor bu işe? Elinin körü diye. Kaba ayıp ettiniz arkadaşlar. Böyle konuşmak yakışıyor mu hiç sizlere? Hiçbirimizi ilgilendirmez başkasının gizlisi saklısı. Yani seninki de iş mi şimdi İmam Efendi? Bu üç kağıtçı kabağı mı savunuyorsun bize? Üç kağıt başka, bu başka arkadaşlar. Tamam, şaka yaptınız, eğlendiniz. Ama şakanın da bir haddi hesabı olmalı. Karşıdakini gücendirmemeli. Bu kabak olsa bile. Haklısın hocam. Sen bizim kusurumuza bakma. Estağfurullah. Siz benim kusuruma bakmayın. Biraz tadınızı kaçırdım herhalde. Bir çay söyleyeyim de keyfimiz yerine gelsin. Gelmez mi hiç? Yaşa be hocam. Abdül, herkese çay ver. Geliyor hocam. Halide Hanım, şükür geldiniz. Ne oldu yani size? Konuşmamız lazım. Ne var? Kötü bir şey mi oldu? Ramazan'la konuşmamı istemiştiniz ya. Konuştum. Önce kızdı, öfkelendi. Sonra kızla evlendikten sonra şehre yerleşmeye ikna oldu. Aferin. Zaten senin Ramazan'ı ikna edeceğine emindim ben. Yalnız. Yalnız ne? Bu defa kız yan çiziyor. Ben Ramazan'la evlenmem diye tutturdu. Atın yerine eşeği bağlar mıymış diyor. Ne diyor? Atın yerine eşeği bağlar mıymış diyor. Allah'tan belasını mı arıyor bu kız? Dünya para saydık gidip aldık. Evlenmeyip de ne yapacakmış? Kızın bir sevgilisi varmış. Babası zorla ayırmış. Kızın huysuzluğu bundan. Abim bekleyelim şimdilik. Gelince oturur konuşur, durumu anlatırım ben kendisine. Ondan sonra da vururuz tekmeyi. Defolup gider nereye gidecekse zilli. Kavak, kavak, kavak. İbrahim işi tamam, kavak. Bak ne diyorum. Yarın derse bile öbür gün o Kemal denen kurtuluyoruz biliyor musun? Senin dünyadan haberin yok. Ortalık çalkalanıyor dedikodudan. Dedikodu mu? Bütün köy, kızın seni adam yerine koymadığını konuşuyor. Atın yerine eşeğe bağlamam diyormuş senin için. Doğru. Darımız al oğlu. Hocam ki. Eşek
sana. İspat et. Nasıl? Kıza öyle bir temiz sopa çek ki. Dayağı yiyen de, duyan da maşallah desin. Dubara, paralar gitti bağıra bağıra. Var mısın oğlum? Varım. Abi, bak hele. Kemal denilen herif şuymuş bak, ayaktaki. Akşam olunca bir bahaneyle revire git. Dolabın arkasına sakladığımız emaneti al. Yarın bitirelim bu işi. Tamam abi, emrin olur. Kemal Şahin, ziyaretçin var. Hocam, bildiğin gibi akşamdan akşama bir tas çorbamız kaynıyor şükürler olsun. Bak, sana kimi getirdim? Fattum kızım buraya geleceğimi duyunca peşime takılıverdi. Kızım, versene Kemal abine getirdiğini. Buyur Kemal abi, yün içlik ördüm sana. Gecelerin mahpushane soğuk olur. Giyersin sıcacık. Sağ ol. Zahmet etmiş. Emaneti bırakın ben oradan alırım. Hadi kızım, sen beni dışarıda bekle. Peki dese. Kemal, o kız buraya gelmiyor değil mi? Bak Kemal, onu buralarda görürsem vallahi sana sütümü helal etmem yavrum. Gelmiyor ana, gelmiyor. Gelmezdi artık, merak etme. Vakit tamam Kemal. Alo? Ankara'dan telefonunuz var. Ayrılmayın lütfen, bağlayın. Tamam. Alo? Alo, Halide? Abi? Az önce Adnan Bey'le görüşmeden çıktım. Sesin çok heyecanlı geliyor. Doğrusu biraz öyleyim. Ankara'da seçimlerin ve siyasetin havası pek bir başka. Yoksa Demokrat Parti'ye mi geçiyorsun? Henüz karar vermiş değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Menderes'i umduğumdan çok daha etkileyici buldum. Neyse, dönünce konuşuruz bunları. Çiftlik ne alemde? Her şey yolunda, sen merak etme. Güzel. Ramazan'ın nişan hazırlıklarına başladınız mı? Şey, başladık abi. Bir terslik mi var? Yo, hayır. Güzel. Peki, kapatıyorum ben. Hadi, selametle. Kendine iyi bak abi oralarda.
Ne yapıyorsun lan? Çık dışarı. Çıkarım çıkmam. Sen benim karımlar mısın? Nasıl benim yatağımdan mı ha? Ay çok korktum. Değil mi kız Gülü? Hiç korkmuyordun benden. Hı? Ne korkacağım lan senden? Ha? Köpek. Sen de adam mısın? Çık dışarı hadi. Şş, olmuyor bak. Tokat gelir ha. Çık dışarı. Ne güzel buradan kız öyle ha? Gelme. Vur vur. Senin vurduğun yerde gül biter vur. Seninle görüşeceğiz kız. Şırlama Ramazan. Ne şırlaması lan? Feriştah'ın geldi kız senin. Anlıyor musun beni? Feriştah'ın geldi senin. Ne yaparsın lan? Ha? Ne yaparsın? Lan ne yaparsın lan? Görüşeceğiz kız. Anlıyor musun beni? Görüşelim. Ne yapacaksın lan? Ha? Kafam yerde. Ne oluyor burada? Ne bu rezillik? Ramazan, odana git. Ama teyze. Odana dedim. Çiftliğin kurallarına uyman ve ailemize yakışır bir şekilde davranman konusunda seni uyarmıştım, değil mi? Ha? Yasin Ağa, yarın git bunun babasıyla konuş. Versin paramızı, gelsin alsın kızını. Yapmayın Halide Hanım. Yapmayın, yapmayın. Beni babama geri göndermeyin, ne olursunuz. Yalvarırım. Söz veriyorum odadan dışarı çıkmayacağım. Çekil. Ne olursun. Geçti artık. Bunları şirretlik yapmadan önce düşünecektin. Hadi herkes odasına. Yoksa bir çay olur. Şu an çok az bir çay olur.
Önüne baksana lan! Hıyar! Terbiyeli konuş arkadaş. Bak hele! Konuşmazsan ne olur lan? Sana doğru. Al, 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 al. Al, 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 al. Dur elleme. Dal öyle. Kıpraşma. Dal öyle. Dal. Tamam, oldu bu iş. Çok güzel oldu Reşit Ağa. Hayırlı olsun. Parası da güzel oldu ama. He? Bereket versin. Hadi güle güle. Güle güle. Vay be. Selamün aleyküm. Oo Yasin ağam, hoş geldin. Maşallah, maşallah. Dükkanı da yenilemişsin. Zamanı gelmiş daha. Kenarda da 3-5 kuruşumuz vardı. Kısmet bugüneymiş. Hala, hala. Çay, kahve ne içersin ha? Boş ver şimdi çayı, kahveyi. Bizim bu gülüyle başımız dertte Reşit. Konuşmamız lazım. Hayırdır ha? Gülüyle başımız dertte mi? Ne ki ha? Bu kız Ramazan'la evlenmem diyor. Kız Ramazan'la evlenmem mi diyor? Delirmiş mi bu kız? Bak şimdi anlatayım da gör. Delirmiş mi, delirmemiş mi karar ver. Allah Allah. Nereye Ahmet Efendi? Yine şehre mi gidiyorsun? Evet. Halide Hanım bazı evrakları fabrikaya götürmemi istedim. Oh vallahi senin işinde iş ya. Altında tomofil. Bütün gün geziyor. Sen onu bir de bana sor. Olmaz. Halide Hanım duyarsa kovar beni. Hem sen ne yapacaksın şehirde? Farkize'yi görmem lazım. Lütfen Ahmet. Sadece bir saatçik görsen Farkize'yi yeter. Beraber döneriz sonra. Heh, sadece bir saat. Peki. Ama dönüşte çiftliğin biraz gerisinde indiririm seni. Beraber geldiğimizi görmesinler. Tamam. Kız Nuh diyor, peygamber demiyor. O zaman geriye parayı iade edip kızı geri almak kalıyor. Ama Yasin ağa, alınmış alınmıştır, verilmiş de verilmiştir. Geri iadesi olabilir mi? Biz de istemezdik böyle olsun ama başka çare yok. Kız ya kabul edecek evlenmeyi ya da... Hediyecek elbet. Başka türlüsü mümkün olabilir mi? Olamaz. Yasin ağa, bak. Sen hiç merak etme. Kızın babası biraz hasta biliyor musun? Evde yatıyor. Ben ona durumu güzelce anlatırım. İyileşir iyileşmez de çiftliğe gider, Güllü'nün kulaklarını çekeriz. Çok uzatma. Muzaffer Bey Ankara'ya gitti. O dönmeden bu işi halledelim.
Tabii, tabii, tabii. Güle güle Yasin Han. Güle güle. Ya şu gaz pedalına bassana biraz. Bu gidişte yarına ancak varırız biz. Yolculuğun keyfini çıkarıyoruz, fena mı? Gecede yol üstünde konaklar, sabah da yolumuza devam ederiz. Yoksa herkese mutlu haberi vermek için mi acele ediyorsun? Hangi mutlu haberi? Tabii ki Demokrat Parti saflarına geçeceğinin haberini. Bırak Allah aşkına Paşazade. Ben daha çok Zekai'ye ne diyeceğimi düşünüyorum. Bunca yıl partide omuz omuza çalıştıktan sonra bunu böyle birdenbire ortada bırakmak hiç dürüst bir davranış değil. En dürüst politikacı saf değiştirdikten sonra değiştirdiği safta kalandır Muzaffer'cim. Gerisi fasa fiso. Şu bilmiş politikacı ağzını ne zaman açsan kendimi yanında staj yapan mülkiye talebesi gibi hissediyorum. Haline şükret. En azından seni ölene kadar CHP'de staj yapmaktan kurtardım ya. Güllü çiftliğe gittiğinden beri o soytarı Zaloğlu'yla evlenmem diye tutturmuş. Attan inip eşeğe binmem diyormuş. Vay edepsiz, vay terbiyesiz. Ne yapacağız Reşit? Yakıl ver bunu. Yahu kız attan inip eşeğe binmem diye tutturmuş diyorum sana. Anlasana. Neyi anlayacağım Reşit? Yahu be adam. Kız Zaloğlu'nun yerine Muzaffer Bey'i gözü dikmiş demek oluyor bu. O zaman dadından yenmez Reşit. Kurban. Yenmez ki ne yenmez, yenmez ki ne yenmez. Aha bak sana diyorum Güllü. Zaloğlu'na tekmeyi basıp Muzaffer Bey'e yanaşır. Ama parayı geri verin demiş Yas. Demişse demiş. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz, öbür gün vereceğiz diye salladıkça sallarız. Sen dua et de Güllü kız elini çabuk tutsun. Sen beni dinle, gel hele gel. İnşallah yarabbim ya. Gitme işine, terseriye bak ya. Şşt, kız, Hafize. Aa, Güllü. Kız sen miydin? Kız deli, benim. Kim olacak? Hadi atla gidiyoruz. Gidiyor muyuz? He. Nereye? Atla kız, hadi gidiyoruz. Reşit açık açık söylemedi ama ben sesini dinledim. Dükkanı baştan aşağı yenilenmiş. Nereden buldu o kadar parayı o pinti herif? Ben sana kızın babasıyla konuş dedim. Kim bu berber Reşit? Tanımam etmem. İyisin hoşsun Yasin ha. Ama bu kız işine elini yüzüne bulaştırdın, kabul et. Parayı yemişlerse gelip kızı ikna etmek için konuşmazlar da şimdi. Kız elimizde kaldı. Peki şimdi ne yapacağız? Abimin gelmesini beklemekten başka çaremiz kalmadı. Her şeyi anlatacağız gelince. Kızın ne mal olduğunu anlayınca da 1000 lirayı falan gözü görmez onun. Koy verir kız kapının önüne. Anlat bakalım kız. Çiftlik nasıl? Güzel mi? Güzel. Güzel ama. Aması ne? Beni babamın evine geri gönderecekler Bahize. Kız sen ne diyorsun be? Bir şey olur mu canım öyle şey? Çocuk oyuncağı mı bu işler? Çiftlikte kalabilmem için Zaloğlu ile evlenmem lazım. Derimi yüzseler de evlenmeyeceğim. Atın yerini eşeği bağlamam ben. Ne yani? Kemal hapisten çıkınca gelip seni alacak mı sanıyorsun? Kızım sen aptal mısın? Oğlan bir mektupla her şeyi sildi attı, sen hala onu düşünüyorsun. Öyle gücüme gidiyor ki Bahçe. Ben bunları hak edecek, ne yaptım ona?
elinin körü. Bırak artık şu Kemal'i düşünmeyi. Başına devlet kuşu kondu, farkında değilsin. Bırak Allah'a sen, babamgiller gibi konuşma. Kızım beni bir dinle. Aklını kullanırsan eğer, Kemal'den de, seni üzenlerden de öyle bir intikam alırsın ki cümle alem şaşar kalır. Nasıl? Nasıl mı var? Dümeni doğruca Muzaffer Bey'e kıracaksın. Ben onu sevmiyorum ki. Bak hala sevmek diyor soykan. Kızım, sevgi, aşk bunların hepsi gelip geçici. Önce istikbalini sağlam bir kazağa bağla bakalım. Ondan sonra sen istemesen de aşk meşk arkasından gelir zaten. Ben sevmediğim, aşık olmadığım adamla evlenemem. O adam Muzaffer Bey ise bal gibi de evlenirsin. Hadi ağam, sağlığına. Sağlığına. Oh. Demek Yasin para istedi ha? He. Yasin istediyse Muzaffer Bey istedi demektir. O vakit geri vermemek olmaz ki. İşler senin bildiğin gibi değil Hamza. Bugün Yasin laf arasından Muzaffer Bey Ankara'da dedi. Yani senin anlayacağın Muzaffer Bey'den habersiz yiyor bu altı. Ah oğlum, şu çiftliğe bir yerlensek var ya, o vakit geçeceğim Muzaffer'in 8 silindirlisin direksiyonla doğru İstanbul'a. Yanlış düşünüyorsun Hamza, yanlış. Sen de baban gibi vırrık kapmak peşindesin. Ne gibi ben mi? Büyük düşünmen lazım evladım, büyük. Senin o Cemşir baban da tutturmuş bir çiftliğe çiftçi başı olacağım diye. Ya. Çiftliğin hanımı olan bir kızın babasısın. Diyelim ki senin dediğini ettik. Büyük düşündük. Ya Güllü Muzaffer'i kapalamayı beceremezse? Becerecek. Niye becerecek biliyor musun? Niye? Kemal yüzünden. Sırf Kemal'den intikam almak için yanaşacak Muzaffer Bey'e. Muzaffer Bey bir gelsin, hepiniz görürsünüz. Hayırdır muhtar? Bu ne hal? Sorma. Az önce haberini aldım. Muzaffer Bey partiden istifa etmiş. İstifa mı etmiş? Nasıl? Yok canım. Yavaşırdım. Vay vay vay. Ben dememiş miydim size Muzaffer Bey bu işin kolayını bulur diye? İster misiniz bizim partiye giriversin? Ne? Bizim partiye mi? Biz tek mil onun şerrinden kaçtık be. Bize hesap sormadan nereye geliyor Celal emmi? Deli misin ya? Deli miyim, değil miyim? Yakında görürsünüz. Abo,
Geçmiş olsun. Ne oldu o iş? Dade. Ya ne demek dade? Elini çabuk tutsana kardeşim. Sabredeceksin lan. Sabredeceksin. Tavuk mu boğazlıyoruz burada? Anlaşıldı. Senin arpan az gelmiş. Al, al. İbrahim, bu benim son 1000 liram. Bak yemin ediyorum. Kardeş, dayım bugün Ankara'dan dönüyor, biliyor musun? Ben artık buraya gelemem. Anlıyor musun beni? Şişt, bak hele. Hayırlı haberlerini bekliyorum ha, tamam. Kardeş, Allah kurtarsın. Ben gene gelirim. Hadi. Mustafa, büyük çiftçi Muzaffer Bey değil mi o? O ya. Ne arıyor bu paşazadenin arabasının içinde? Demokrat Parti'ye geçmiş diyorlar. Duymadın mı be kardeşim? Hadi canım. Rüyamda görsem inanmam. İster inan, ister inanma. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk Zekai. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin Paşazade. Hoş bulduk Zekai'ciğim. Buyurun lütfen. Neler yaptın Ankara'da? Anlat bakalım. Seninki pek etkilendi bizim partiden. Öyle mi? Ankara'dakiler Demokrat Parti'nin iktidar şansının giderek arttığını düşünmekteler. Peki sen? Sen ne düşünüyorsun? Anladığım kadarıyla bizim partinin devletçilik kanadı Amerika'da ziyadesiyle antipati yaratıyor. Hatta bizimkilerin iktidara gelmesi durumunda Amerikan desteğinin imkansız olduğunu söyleyenler var. Haksız da sayılmazlar. Pes doğrusu, bu kadar kısa sürede bu değişiklik şaşılacak şey. Şaşıracak bir şey yok Zekai. Demokrat Parti'nin liberal politikaları bizim de işimize gelir. Tamam, teşekkürler. Yani Demokrat Parti'ye geçiyorsun, öyle mi? Elbette geçecek. Partinin ileri gelenleri Muzaffer'i pek bir sevdi. Bugün yarın milletvekilliği teklif edebilirler. Oho. Maşallah. İnsanlar menfaatlerinin esiridirler Zekai. Çıkarlarımız neredeyse orada olmaya mecburuz. Peki ya ideallerimiz Muzaffer? Ha? İdeallerimiz? Evet. İdealistler iktidarı kopardıkları zaman başlar üstünde ama başaramadıklarında ayaklar altındadır. Ben senin kadar acımasız olmayacağım. Realite bu Zekai. Realite bu. Bence bunu düşünsen iyi edersin. Sağlığınıza. Sina, o pullukları kaldırın demedim mi ben? Yağmurun altında. Allah Allah. Nasıl adamlarsınız ya?
Kamyon çiği çekiyor mu? Çekiyor, hiç durmadı. İyi, iyi. Ne oldu lan sana? Ben kafamı kapıya vurdum dayı. Kapıya mı çarptın? Evet. Allah belanı vermesin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir şey mi var? Abi konuşmamız lazım. Hadi konuşalım bakalım. Anlatın bakalım. Konuşsanıza yahu. Şu Ramazan'ın evlenme işi abi. Vallahi beyim, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Öyle bir bela satın aldık ki başımıza, deme gitsin. Ne belası aldık? Konuşsanıza be! Kız abi. Kız terbiyesizin teki. Tutturmuş, ben Ramazan'la evlenmem diyor. Sen yokken ortalığı kırdı geçirdi zaten. Ben de Yasin'i gönderdim kızın babasıyla konuşması için. Babası hastaydı. Ben de Berber Reşit'le konuştum. Dedim ki ya bu kızı yola getirin ya da 1000 liramızı geri verin. Netice? Vallahi beyim. Ne gelen var ne giden. Kız atın yerine eşeği bağlamam diyor, başka bir şey demiyor. Ne diyor, ne diyor? Niye gelmiş peki? Geçen gece de Ramazan Efendi'yi dövdü. Ne? Dayak mı yedin ulan? Yok dayı. Ne dövmesi kız? Ne demek ne dövmesi? Yerden yere vurdu, herkes gördü. Siz araya girmeseydiniz gösterecektim ben ona gününü dayı. Puh! Eşek gibi dayak yedin öyle mi kızdan? Aferin kıza. Aferin. Senin gibi bir soytarıya varacak da ne olacak ki? Aman dayı. Konuşma, sus, çık hadi, çık. Adam olmuş da evlenmeye kalkıyor. Burada kızman gereken Ramazan değil abi. O arsız kız. Banyo hazır mı? Aralığından bizi gözetliyordu ya. Kızı olan bir kızın alnının haya damarı çatlamamalı. Çatladı mı ondan hayır gelmez. Tamam, tamam. Uzatma. Hadi al biraz kafanı dinleyeceğim ben. Ne var? Ne istiyorsun? Ufak ufak bohçanı toplamaya başlasan iyi dersin. Niyeymiş o? Bey yaptıklarını anlattık birbir. O ne yapacağını iyi bilir. Gülizar'ın boynunu koparacaktım. Dayımın önünde beni rezil etti. Çırpıktı. Bana kalırsa Gülizar'la uğraşmasan iyi edersin. Onun derdi senle değil.
Kimle? Dayımla. Dayımla mı? He ya, dayınla. Dayını kıza kaptıracak diye ödü kopuyor zillinin. Ya Seyyar ana, benim dayım yeğeninin avradına göz koymaz. Tamam canım, koymaz. Koymaz da benim demem şu. Ya kızın göğünü kayarsa? Kaymaz, olamaz. Güllü, namuslu. Canım, kızın namusuna bir şey dediğimiz yok oğlum. Ama sen önlemini alsan fena mı olur? Nasıl? Bırak Gülizar'ı dolanıp dursun dayının peşinde. Senin de kafan rahat eder böylece, ha? Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum ya yavrum. İyi. Aferin sana. Abi, kararını verdin mi? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? Kızı çiftlikten gönderecek misin, göndermeyecek misin? Abi lütfen. Bu kız görgüsüzün, terbiyesizin teki. Böylesi bizim ailemize yakışmaz. Gülizar'a söyle, kızı çalışma odasına getirsin. Ben de giyinip geliyorum. Başını örtün al da gel. Ne var? Ne olacak? Bey seni çağırıyor. Ne yapacakmış beni? Yüzüne ekmek sürüp yiyecek. Sen varken bana düşmez. Edepsiz. Gardiyan efendi. Kapıyı aç hele. Ne var? Küçük abdestimi yapacağım. Kız gelmiyor. Bekim oluyor da beni ayağına çağırtıyor diyor. Çok lazımsa kendi gelsin diyor. Bir kahve yap bana. Thank you.
Beni istemişsiniz efendim. Evet. Buyur otur. Ramazan'la evlenmek istemiyor musun? İstemiyorum. Niye buraya geldin peki? Ben gelmedim. Babam zorladı. Cemşir mi? Adı batsın. Niye? Ne yaptı sana? Daha ne yapsın? Hayvan satar gibi tuttu sattı beni. Beni savun beyim. Allah aşkına beni savun. Eğer adaletinizi gösterip beni savmazsanız... Ne yaparsın? Biliyorum ben yapacağımı. Ne yaparsın mesela? Söyle. Ne yaparsın? Kaçarım. Kolum çok uzundur benim. Seni buldururum. Olsun. O zaman? Kendimi öldürürüm ben de. Demek kendini öldürürsün. Öldürürüm tabii. Peki yazık değil mi? Bu kadar güzel bir kızın kendini öldürmesi revai hak mı? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Burada kalacaksın.